asıl kilit mesele Mersin. Mersin Akkuyu'daki nükleer enerji santrali. Santralin %51'i Rusların yönetiminde. Ve pek çok içeride olup biten ticari sır, ticari bilgi diye kamuoyuyla paylaşılmıyor. O kadar ki doğal gaz alım fiyatımızı bile bilmiyoruz. Ne tür yükümlülüklere imza attık bilmiyoruz. Ve AK Parti'nin nükleeri düzenleme teklifi vardı dün Meclis Genel Kurulu'nda yumruklaşmalarla kabul edildi teklif. Olağanüstü hal zamanında KHK ile çıkarılmıştı nükleer düzenleme. Anayasa Mahkemesi KHK ile düzenlendiği gerekçesiyle 9 Mart 2021'de iptal etti. Bir yıllık süre doldu. AKP'li vekiller tarafından nükleer düzenleme kanun teklifi hazırlandı. Tasarı hızla meclis genel kuruluna geldi ve kabul edildi. Görüşmeler sırasında CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı. Bu sırada MHP Düzce milletvekili Ümit Yılmaz'la CHP Mersin milletvekili Cengiz Gökçe, bulundukları sıralardan birbirlerinin üzerine yürüyerek yumruklaştı. Yılmaz ve Gökçeli diğer milletvekilleri araya girerek ayırdı. Gergin geçen genel kurulda nükleer düzenleme kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek yasalaştı. Kanunla birlikte nükleer düzenleme kurumuna geniş yetkiler verildi. Kuruma nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve yaptırım uygulayabilme yetkisi verildi. CHP ise nükleer düzenleme kurumunun bağımsız olması gerektiğini dile getiriyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel meclisten seslendi iktidara. Kurumun başkanı olan Doktor Zafer Demircan'ın eğitiminin Dünya Atom Enerjisi Ajansı'nda yer alan kriterlere uyup uymadığını sordu. Mesela kurum başkanının Dünya Atom Enerjisi Ajansı diyor ki düzenleme kurumu başkanı için nükleer mühendislikte yüksek lisans derecesi tercihen güvenlikte ilgili aktivitelerde ve beş yılı nükleer reaktör mühendisliğinde olmak üzere derece derece artan sorumluluklarla en az 15 yıllık deneyim gözlenmiş yönetici yeteneği bir bakın bakalım Tayyip Erdoğan atadığı arkadaşta bu eğitim var mı bu bilgiler var mı? Özel'in bir diğer eleştirisi de teklifin genel kurula geldiği süre kanunun üzerinde yeteri kadar çalışılmadığı görüşünde Özel. Normalde dün bir arkadaş söyledi. Bu kanun için ilgili komisyon 3 ay çalışsa yeridir dedi. 3 ay 6 ay çalışıp çıkarılması gereken kanunu 6 saatte çıkarmaya çalıştılar. Bir hafta sonu çocuklarını görmesi olur milletvekilleri ama torunlarının hayatı tehlikede. Evet nükleerde durum bu. Zeytinliklerimizin başına geleni zaten biliyorsunuz. Madencilik faaliyetlerine açıldı zeytinlik arazilerimiz yetmemiş olmalı ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ülke genelindeki doğal sit alanlarını da madencilik faaliyetine açtı. Zeytinliklerin ardından bilimsel çalışmalar için ayrılan ve yapılaşmaya izin verilmeyen sit alanları da tehlikede. Kamu menfaati gerekçesiyle bu bölgelerde atık su, içme suyu, doğalgaz, elektrik hatları ve iskele yapımına izin verilecek. Yetmezmiş gibi dün akşam doğal sit alanları içinde doğal sit alanları içinde aynı şey geldi. Bu karar anayasaya aykırıdır. Bu karar Türkiye'nin binlerce yıllık anıt ağaçları da dahil pek çok varlığını tehdit etmektedir. Zeytinlikleri talan etme yasasının ardından bu defa da doğal sit alanlarına gözlerini diktiler. Zeytinlikleri talan edecekler, doğal sit alanlarını da peşkeş çekecekler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı korunan alanların tespit ve tescili ile bu alanlardaki uygulamaların belirlendiği yönetmelikte de değişikliğe gitti. Artık doğal sit alanlarında madencilikten heslere, rüzgar ve enerji santrallerinden doğalgaz hatlarına birçok faaliyet yapılabilecek. Doğal sit alanlarında tarihimiz var, turizm var, sahillerimiz var. Gözlerini para hırsı görmüş. Her şeyi para için yapıyorlar. Gider ayak ne varsa millete ait, devlete ait ne varsa hiç düşünmeden yandaşlarına beşli çeteye peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Yani alelade zeytinliği bırakın öyle yerler vardır ki anıt ağaçlar vardır. Doğal sit alanı ilan edilir. Çok özel bitki örtüsünün olduğu yerler vardır. Doğal sit alanı ilan edilir. Onlar için de aynı maddeyi getirdiler. CHP zeytinlikleri madencilere açan yönetmelikte olduğu gibi sit alanlarını ranta açan bu yönetmeliğin de iptali için Danıştay'a gitmeye hazırlanıyor. Bunun için de ayrıca başvuracağız. Ama Danıştay bir an önce harekete geçmelidir. Lütfen bu karardan bir an önce geri dönülsün ve Danıştay da bir an önce görevini yapsın. Buna izin vermeyeceğiz. Akıllarını başlarına toplasınlar. Bu memleket, bu devlet hepimizin AK Parti beşli çeteye peşkeş çekmek için bu tür operasyonlara artık son versin. Dönelim siyasetin gündemine. Ankara'ya bir bakalım isterseniz. Geçtiğimiz haftaya damga vuran buluşmalardan biri Bilkent Otel Otel'de gerçekleşmiş ve altı siyasi partinin genel başkanı üzerinde yarının Türkiye'si yazan bir masanın arkasında 48 sayfalık güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatına imza koymuşlardı. Eleştiriler vardı o metne ve metnin içeriğine. Neden Atatürk'e bir atıf yok? Neden laiklik vurgusu yapılmamış? Ve neden 1921 anayasası referanslanmış diye sorular soruluyordu. 1961 anayasasının özellikle varlığından bahsedilmemesi eleştiriliyordu. Halk TV yazarı meslek büyüğümüz Fikret Bila bu eleştirileri yanıtlaması için bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla özel bir bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmenin içeriğini de Yön isimli köşesinde kaleme aldı. Mutabakat metni şimdi imzalanıyor altı siyasi partinin genel başkanları tarafından. Altı liderin bir törenle imza attığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni birçok yönüyle tartışıldı, eleştirildi. Halk TV Komtere yazarı Fikret Bila o eleştiriler ve daha fazlasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu. Kimse öküz altında buzu aramasın. Eleştirenler olabilir. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'yi demokrasiz bırakan bir iktidar var. Biz bu iktidarı seçimle göndereceğiz. En çağdaş, en özgürlükçe, en kapsayıcı anayasayla demokrasiyi inşa edeceğiz. Kılıçdaroğlu ortak metinde Atatürk'e atıf yapılmadığına ilişkin eleştiriye yapay tartışmalar diyerek tepki gösterdi. Bizim Atatürk'ü göz ardı etmemiz mümkün olabilir mi? Ülkemizin ve partimizin kurucu lideri olan Atatürk, Hepimizin ilkelerini hayata geçirmeye, gösterdiği hedeflere ulaşmaya çalıştığımız liderimizdir. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Atatürk'ün değeri konusunda altı parti arasında hiçbir sorun yoktur. Bunlar yapay olarak çıkarılan tartışmalardır. CHP lideri metinde laiklik ilkesinin bulunmadığı eleştirisini ise bu eleştiri yapanlar metni okumayanlardır dedi. Metinde laiklik ilkesinin olduğunu söyledi. Bu eleştiri yapanlar metni okumadan hemen eleştiriye yönelenlerdir. Metinde laiklik ilkesi elbette var. Biz demokratik, laik, özgürlükçü, çağdaş bir anayasa yapacağız. Ey beşli çete! Siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Size de huzur yok. Size de uyku yok. İbreti alem olacaksınız siz de. Sizi haram başları sizin. Kılıçdaroğlu'na yöneltilen sorular arasında son yayınladığı videoda vardı. Gazeteci Fikret Bila, kamu ihalelerinin birçoğunda adı geçen 5 şirketi Erdoğan'ın oligarkları olarak nitelendirmesinin nedenini de sordu. Kılıçdaroğlu ise bilgiye, belgeye dayalı yeni saptamalarının olduğunu söyledi. Erdoğan'ın talimatıyla büyük kamu ihalelerini yasa dışı şekilde bu 5 şirkete veriliyor. Yine bilgi ve belgeye dayanarak yaptığımız ikinci saptamamız da şu. Bu şirketlerin sahipleri gelirlerini büyük ölçüde yurt dışına götürüyor. İktidara geldiğimizde bunun hesabını soracağız. Bu ihale sistemiyle Erdoğan da tıpkı Putin gibi tek adam olarak oligarklarını yarattı. Erdoğan kendi oligarklarını yarattı diyen CHP liderinin hedefinde ise son dönemde Rus televizyonuna yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Etem Sancak vardı. Oligarkların tipik örneği Etem Sancak'tır. Son olarak Moskova'da yaptığı açıklamada bunu gösteriyor zaten. Etem sancak sırf zenginliğine zenginlik katmak için, sırf para için, kişisel hırsı için Erdoğan ikna edip Rusya'ya gitmiş ve ileri geri konuşarak Erdoğan'ın oligarkı olduğunu göstermiştir. Demokrat Parti'nin genel kurulu yapıldı. Büyük kongrede Gültekin Uysal zaten tek adaydı. 801 delegenin 798'inin oyunu alarak Demokrat Parti genel başkanı olarak tekrar seçildiği Gültekin Uysal bunu da hemen sıcak bir gelişme olarak aktaralım ve geçelim Türkiye'nin meydanlarını dolduracak olan kadınlara. Salı günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve her zaman olduğu gibi Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yapılacak olan feminist gece yürüyüşünü ne yalan söyleyeyim hepimiz heyecanla bekliyoruz. Bu morda tam olarak o mor. E, o gece yayınım olmasa ben de bütün kız kardeşlerimin yanında olmak isterdim. Ama bugünden Türkiye'nin dört köşesinde kadınlar yan yanaydı. Artan kadın cinayetlerini, şiddeti, istismarı hepsine protesto etmek üzere görüntüler Kadıköy rıhtımdan Muratçım belki biraz sesle duyabiliriz. Evet, her türlü saldırıya karşı kadınlar her sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde olduğu gibi bu sene de sokaklarda olacaklar. Son hafta sonu bugün buluşmalar gerçekleşti bile. Görüntülerimiz Aydın'dan geliyor, İstanbul Kadıköy'den geliyor ve gördüğünüz gibi rengarenk görüntüler bunlar. 8 Mart'ta da yine özellikle İstanbul'da ve diğer tüm kentlerde tüm kadınlar.